Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız? İyiyiz. Süper. Ben de iyiyim. Süper. Özledim sizleri. Evet, bugün ne çizse çocuklar? Siz gelirken ben de düşünüyordum. Şöyle bir fikrim var. Bugün böyle büyük dev canlılar çizsek nasıl olur? Evet. Süper. Süper. O zaman gelin bugün böyle dev büyük canlılardan bir şey seçelim. Hadi düşünelim. Gergedan? Hayır. Tamam. Gergedan da belki başka zaman çizeriz. Su aygırı? Hayır. Su aygırını da mı çizmeyelim? Hayır. Peki, su aygırını da başka zaman çizeriz. Fil? Evet. Tamam o zaman. Bugünkü dersimizde fil çizelim. Hadi o zaman. Kaleminiz hazır mı? Evet. Silginiz? Evet. Kağıdınız? Evet. Oo, tamam. Peki ya, siz hazır mısınız? Hazır. Oo, o zaman herkes hayatına yepyeni bir sayfa açsın. Çünkü hayır, başlıyoruz. Evet, önce filmimizin şaşkın gözlerini çizelim. Göz merceklerini çizelim. İçinde beyaz. Boşluk kıracak şekilde. Evet. Şimdi filimizin kocaman uzun hortum gibi burnunu çizelim. Şimdi filimizin yanaklarını ve ağzını çizelim. Evet, şimdi filimizin hortumuna kısa kısa çizgiler ekleyelim. Hadi hortumun ucuna iki tane küçük yuvarlak delik ekleyelim. Evet, nasıl? Filimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor değil mi? Evet çocuklar, filimizin kocaman perde gibi kulakları var değil mi? Hatta bazı çizgi filmlerde bu kulaklardan uçuyorlar filler. Benim çok hoşuma gidiyor. Evet, hadi kulağını yapalım. Diğer kulağını yapalım. Evet, diğer kulağının görünen kısmını yapıyoruz değil mi çocuklar? Evet. Kulağının içine birkaç çizgi ekleyelim. Evet, filimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Filimizin kafasının üst kısmını yapalım. Evet, filimizin kafası ortaya çıktı. Şimdi çocuklar, filimizin gövdesini yapacağım. Diğer derslerde anlattığım gibi gövdeyi tek çizgiyle çiziyorum. İlk başta zorlanabilirsiniz. Birkaç defa siler, tekrar baştan yaparsınız. Ama bunun mantığını kavradığınız zaman genelde dört ayaklı birçok canlıda mantık aynıdır. Ya bazen gövdesi daha uzun oluyor, ya bazen daha şişman oluyor, ya bazen daha kısa oluyor, daha ince oluyor. Eğer tek çizgide çizmeyi başarırsak bacaklarını ve gövdesini, resmimizin zaten büyük kısmı bitmiş sayılır. Yani bunu öğrenirseniz bence işiniz daha kolay olacaktır. Hadi başlayalım. Filimizin gövdesini ve bacaklarını tek çizgiden, yani elimi kaldırmadan bir kalemde bitirdim. Evet. Şimdi filimizin arkada kalan bacaklarını yapalım. Sadece görünen kısımlarını yapıyoruz değil mi? Bu da resmimize 3 boyutlu bir hava katıyor. Evet, başka ne yapıyorduk? Filimizin bizim gördüğümüz bizim taraftaki bacaklarına tırnaklar ekleyelim. İster 2 tırnak, ister 3 tırnak, size kalmış.
Evet, filmimizin bacaklarına ince kıvrımlar eklerim değil mi? Tombik filmimiz biraz daha tombik olduğu belli olsun. Hadi bakalım kıvrımlarını ekleyelim bacaklarının kenarlarına. Oldukça sevimli bir fil oldu değil mi? Evet, filmimizin neyi eksik? Bakalım bakalım. Aa, kuyruğu eksik değil mi? Hadi kuyruğunu da yapalım. Evet, kuyruğunu da yaptık. Nasıl? Çok basitmiş değil mi? Öğretmenim yavaş yetişemiyoruz. Biraz yavaş olun lütfen. Demediniz farkındaysanız değil mi? Çünkü çok basitmiş. Evet çocuklar, bu fillerimizi istediğiniz renklere boyayabilirsiniz. İsterseniz dişi fil yapabilirsiniz, isterseniz erkek fil yapabilirsiniz, isterseniz kocaman dişler ekleyebilirsiniz, isterseniz yavru tombik bir fil yapabilirsiniz. Bunlar artık sizin hayal gücünüze kalmış. Ah, filmimiz de canlandı. Oh. Evet çocuklar, nasıl filler ayaklandı? Yürüdükleri zaman deprem oluyor gibi değil mi? Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik. Önceden kaçırdığınız dersler varsa YouTube kanalımda onları izleyip tekrar edebilirsiniz. Neydi? Kanalımın adı neydi? Minik neydi? Minik kuşlar mıydı? Yok, neydi peki? Küçük ressamlar. Küçük ressamlar. Ressamlar. Aferin. Çok güzel. Çok güzel. Kanalımızın adını çok güzel ezberlemişsiniz. Sizi tebrik ediyorum. Çocuklar, kanalımızın adı Minik Ressamlar. Abone olmayı unutmayın, tamam mı? Evet çocuklar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir dahaki derste ne çizeceğiz? Ben de çok merak ediyorum. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.